Şimdi biliyorsunuz ki Haniye suikastı oldu. İsrailler gittiler. İran'da olan bir düşmanlarını öldürdüler. Bütün dünya ayakta. Bu nasıl oldu falan? Ya bunun nasıl olduğu çok mantıklı. Ya bunun nasıl olduğu çok belli. Adamlar teknolojiye kafa vermişler. Bizi inandırmışlar. Bin kilometrenin üzerinde füze saldırısı imkansız işte en iyi teknoloji 1000 kilometre 1200 kilometre adamlar 2000 kilometreden nokta atışı bir kişiye suikast yaptı öldürdü. Şimdi arkadaşlar biz bunları yapamaz mıyız? Hani insan öldürelim diye söylemiyorum. Çok büyük teknolojide imza atamaz mıyız? Atabiliriz. Yani burada ez cümle Orta Doğu'da şuna geliyorum. Çok e, dinlediğim bir hikayedir bu. E, i̇şte Türkiye'den Japonya'ya Osmanlı'dan Japonya bir gemi gidiyor ve gemiyi fare basıyor. Bir gemi için en kötü şey fare basmasıdır. Gemide her şeyi engelleyebilirsin ama fare basmışsa gemiyi geçmiş olsun. Hiçbir şekilde e, kurtaramazsın. Tabii gemiyi fare basıyor İşte ne yapalım ne yapalım Hindistan'a gidiyorlar. Hindistan'da ama gidinceye kadar bütün limanlarda para harcıyorlar. İşte e, bazı ilaçlamalar yapıyorlar falan para etmiyor. En sonunda Hintliler diyor ki bize yardımcı olacak 10 tane adam verin. Marangoz olsun. 20 tane kafes koyuyorlar ortaya. Tamam mı? 20 kafese 20'şer tane fare koyuyorlar. Fareler birbirini yiyor. En sonunda bir tane fare kalıyor. Ondan sonra bu 20 tane fareyi gemiye atıyorlar. O fare yemeye alışmış. Vampir fareler bütün gemideki diğer fareleri yiyorlar. Ve en sonunda da 20 fare faresizlikten dolayı ölüyor ve gemi fareden temizleniyor. Ve bunun bir resmi var. Fareler kendini gemiden denize atıyorlar korkuda. Aslında Orta Doğu'da da böyle bir şey var. E, dünyada bir ülkeyi en kötü etkileyen ekonomik unsur beyin göçüdür. Eğer ülkedeki eğitimliler, ülkedeki gençler, ülkedeki iş gücü, Ülkedeki para sahipleri, ülkedeki beyin sahibi insanlar eğer o ülkeyi terk ederse o ülke iflas eder gider. Örnek Filistin, örnek Irak, örnek bir sürü ülke. Arkadaşlar bugün Amerika'daki en saygın doktorlar Yemen kökenli. Bugün Yemen'de bir havaalanı bile yok. Terörist bir devlet haline maalesef ki e, gelmiş durumda. Herkes bir şekilde ülkeyi kullanıyor. Şimdi şuna geleceğim. Bir ülke sadece akıllı insanlarla ekonomisini düzeltir. Yani genelde ekonomistlere para var, para yok. Para varsa ekonomiyi, para yoksa ekonomi kötü diye bakıyorlar. Kesinlikle hayır, bunun bir sosyolojik tarafı var. Ne kadar akıllı insanlar o ülkenin içerisinde olursa, o kadar o ülke ileriye gider. Bugün Türkiye'de inanılmaz derecede bir beyin göçü var. Bu işte ekonomiyi en büyük tehdit eden unsur gerisi hikaye. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.